Güneşin doğusunda. Bravo. Biz Kamçatkalılar ayıyı öldürsek bile o bizim dostumuz olarak kalır. Ayı hamlesini yaptığında güneşi döndürür ve bize gündüz de geceyi verir. Ayrıca bize onu kovalamak için gereken gücü de yine o verir. Ona hem saygı hem de minnet duyarız. İşte uyuyan ülke Sibirya. Bugün bile hala gizemini koruyan bir ülke. Bitmez tükenmez ormanlar, bilinmeyen hayvanlar, karlar, buzlar, koca nehirler ve neredeyse deniz kadar büyük göller. Oralarda yüzlerce değişik kabile bulunur ve hepsi kendi lisanlarını konuşur. Neden uyuyan ülke diyorlar peki? Tatarca'da Sibirya uyuyan ülke demektir. Kocaman bir ülke. Ülkenin bittiği yeri yalnız göçmen kuşlar bilir derler. Peki maestro, Sibirya'yı kim keşfetmiş? Kim mi keşfetti? İnsanlar on binlerce yıldır Sibirya'da yaşıyorlar. Bakın, 20 bin yıl önce Bering Boğazı'ndan geçerek Amerika kıtasına ilk ayak basanlar da Sibiryalılardır. 13. asırda ise bu kez Cengiz Han'ın atlıları Rusya'yı işgal etmeye başlar. Ruslar ancak 3 asır sonra Moğollardan kurtulur. Ardından Çar Büyük Petro 1689'da Rusya'nın mutlak hakimi olur ve Rusya'yı büyük bir güç haline getirmek için yolculuklara çıkar. Arkadaşlar yeter artık. Çar yalnızca etrafındaki yabancıların sözünü dinliyor. Bizim gibileri dinlemiyor. Eliyle şöyle anlamlı bir işaret yapıveriyor ve bu kez sakalımızı kesmemizi istiyor. Sakallarımızı mı? Majesteleri geliyor. Beyler, modern bir ülkede kimse sakal uzatmaz. Sakalları kesmek gerek. Ama biz her zaman sakallı gezdik. Bu bize miras kalan oldukça eski bir gelenek efendim. Doğru, ama bizi ilgilendiren gelenek değil, gelecek. Hadi berber. Hayır. Yoksa imparatorunuza itaat etmiyor musunuz? Hayır hayır, biz size hep itaat ediyoruz. Sakal hiç de medeni bir şey değil. Bizler de zamana uymalıyız. Ah, çok acı bu. Kendini bir görsen. Ya sen? Biraz komik görmüyor musun? Al, bak kendine. Charles 1. Petro, Kuzey'in yeni başkenti olacak olan Petersburg'u inşa ettirmişti. Bak Ivan Kirilov, Petersburg hem Avrupa hem de Baltık Denizi'ne açılıyor. Burada kuzeyde Arkhangelsk Limanı'nda deniz yılın yarısında tamamen donmuş durumdadır. Karadeniz'de de limanlarımız var ama Akdeniz'e giden boğaz Türklerin elinde. Burası Sibirya ama Sibirya'nın da nereye kadar uzandığını kimse bilmiyor. Aslında oraya bir keşif seferi düzenlemeliyiz. İhtiyacınız olan kişiyi ben tanıyorum majesteleri. Danimarkalı harika bir denizci ve haritacı. Bize gerçekten çok yardımcı olacaktır. Adı Vitus Bering. Tamam Ivan. Ama beni iyi dinle. Herkesin anlaması gereken bir şey var. Nereye gideceğimizi ve ne keşfedeceğimizi hiç bilmiyoruz. Lütfen bu iş tamamıyla gizli kalsın, anlaşıldı mı? Tabii ki majesteleri. Bu yalnızca bir keşif seferi olacak. Hepsi bu kadar. Ama keşfedilecek olan yerlerde yaşayanlar sonradan vergi ödeyecekler. Söylesene Krilov, bu arada senin sakalın ne olacak? Onu kesmemek için vergi ödedim efendim. Benim sakalım geleneğin değil, bilgeliğin simgesi. Umarım öyledir.
Yüzbaşı Vitus Bering majesteleri ve ona eşlik edecek olan Teğmen Alexis Şirikov. İki güvenli insan. Bering, sizi birinci sınıf kraliyet donanması yüzbaşılığına terfi ettiriyorum. Sibirya'nın doğusuna gideceksiniz ve iki gemi inşa edeceksiniz. Sonra da kıyıdan giderek Sibirya'nın Amerika ile birleşik olup olmadığını anlayacaksınız. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Bering'in Rusya'yı boydan boya geçmesi 2 yıl sürdü. En sonunda Otoçk limanına vardı. Sanırım Otoçk limanına çok uzakta değiliz. Ne dersin Vitus? Söylesene dostum, Otoçk hangi tarafa düşüyor acaba? Otoçk mu? Otoçk burası. Buralarda ne meşe ağacı, ne kara ağacı, ne demirci, ne çivi, ne de yatacak bir yer var. Biz nasıl ve neyle bir gemi inşa edeceğiz? Bu gördüklerinle. Orada bak, eğer tahtaları çivileyemezsek onları dikerek ya da yapıştırarak gemi yaparız. Dikmek mi, yapıştırmak mı? Sen iyi değilsin herhalde. Boş ver, hadi iş başına. Hadi Alexi, benimle gel. İp aramaya gidiyoruz. Bak işte ipler. Gayet iyi. Sence bunlar suya dayanıklı olur mu? Hem de nasıl? Biz tahtaları çifter çifter koyacağız. Alexis bak, yiyecek ve teçhizat. Yelkenler, yelkenleri unutmadınız değil mi? Tabii ki hayır kaptan. Çok iyi Kitrov, teçhizatı yükleyin. Ne? Oraya mı? Olamaz. İyi rüzgarlar. Bering o yerde 6 ay içinde ikinci bir gemi daha inşa ettirdi. Geminin adı Gabriel'di. İlkinden daha büyük ve daha sağlam bir gemiydi. O gemiyle kuzeye doğru yol almaya başladılar. Amerika bu yönde olmalı. Evet ama ne kadar uzakta? Belki 20 mil, belki de yüzlerce mil. Zaten bu siste hiçbir şey görünmüyor. Bak Vitus bak. Bir buzdağ. Dümeni tam iskeleye kırın. Dümeni tam sancağa kırın. İskele dedim sana. Gemiyi batıracaksın. Hepiniz sıkı tutunun, iceberg sallanıyor. Hayır, hayır. Hayır. Herkes iskeleye. Sen. Buzun üstüne atlayın. Çabuk. Bu uzun demiri buzun üstüne batırın. Ne kadar yavaş iş görüyor bunlar. Ne kadar da beceriksiz bunlar. Acele etsinler biraz. Kurtulduk, sırası da gelmişti. Farkına varmadan boğazdan geçtik galiba. Boğazın genişliği ne kadardır acaba? Bir fikrin var mı Alexis? Yok ama gidip anlayabiliriz. Hayır, olmaz, çok riskli. Zaten kış geliyor, buzların arasında kalırız. Dönelim. Görevinizi başaramadınız. Donanmanın parasını boşuna harcadınız. Siz Rus bile değilsiniz yüzbaşı Bering. Bize ihanet ettiğinize eminim. Bunlar delirmiş. Ne diyor bunlar? Arktik denizine kadar gittik. Ayrıca Sibirya'nın Amerika ile birleşik olmadığını kanıtladık.
Bu insanlar aslında olağanüstü bir görev başarmışlardı. Büyük Petro ölmeden önce onlardan ne istediyse onu yerine getirdiler. Ben Petro'nun veliahtı olan İmparatoriçe Anna ile görüşeceğim. Sizlere teşekkür ederim beyler. Majesteleri, amcanız Büyük Petro Rusya'yı büyük bir güç haline getirdi. Onun bu eserini devam ettirmeliyiz. Kaşiflerimiz harika bir iş başardılar. Bu gidişle imparatorluğumuz Amerika'ya kadar bile uzanabilir. Düşünebiliyor musunuz? Haklısınız Krilov. Büyük bir keşif seferi düzenleyin. Derhal size majesteleri. Tam yetki veriyorum. Hadi bakalım. Emrinizdeyim majesteleri. Sevgili dostlar, bu keşif seferi bugüne dek yapılmış olan ve dünyanın gördüğü en büyük keşif seferi olacaktır. Bu keşif seferini çok titizlikle hazırlayacağız, tamam mı? Rus İmparatorluğu çok büyük bir imparatorluktu. Yine de o güne dek kimse okyanusun diğer yanına geçmemişti. Her şey hazır mı kaptan? Her şey hazır. Yalnız bilginler gelmedi. 2 yıldır hazırlanıyorlar. Bıktım bunlardan. Bunu kendilerine de söyleyeceğim. Bilim Akademisi'ne. Çık 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 çık. Hadi yola. Teşekkür ederim. Beyler, keşif seferi için her şey hazır ve yarın yola çıkıyoruz. İmkansız. Hazır değiliz. Hiç acelemiz yok. Benim var ama. Ben sizleri beklemekten bıktım. Yarın yola çıkıyoruz. Canınızı istiyorsa yarın Yakutsk'ta bize katılırsınız. Yoksa sizi almadan gideriz. Gölgesiz olamaz adam. Kendini ne sanıyor? Rus bile değil. Öyle değil mi siz? Ben Almanım. Ben Fransızım. Yoksa siz Hollandalılara karşı mısınız? Ya da İngilizlere? O zaman... Alexis, bilginlerle ilgilen. Ben bekleyemem. Hadi gidelim. Görüşmek üzere. Bu inanılmaz keşif seferi 1733 yılının ilkbaharında başlar. 2000'den fazla erkek, kadın, denizci, asker, çiftçi, aşçı, demirci, marangoz 10 yıl sürecek bu serüvene katılır. Akademideki bilginlere gelince... Daha hazır değiliz. Henüz değil. Daha sonra gelin. Az kaldı. Gelip envanteri yapın. Ama siz kaç kişisiniz? 600. 600 mü? 600 bilgin mi? Evet. Ama personel var. Ne personeliymiş bu? Şöyle, sekreterlerimiz, çizimcilerimiz, aşçılar, hizmetçiler, terziler, kütüphaneciler, koruma görevlileri, kunduracılar. Bir de çevirmenler. Hem eski Yunanca hem de Latince biliyorlar. Latince ve eski Yunanca mı? Tanrı bize acısın. Bunlar da teleskoplar, barometreler, harita masaları, saatler, çalışma masası, kütüphane ve mıknatıslar. Ya bu? Bunlar etle ve ava giderken içilen bordo şarapları. Şabli balıklar sotende tatlılarla içilir. Şampanya ise kutlamalarda içilir. Hepsi bu kadar mı? Gerçekten mi? Bering Kutup Denizi'ne doğru birçok sefer yapacaktı. Yola çıkışından 3 yıl sonra Yakutsk'a varır. Alexis, en sonunda görüşebildik. Ya bilginler, ne yaptın onlara? Geliyorlar. O zaman iş başına. Yapılacak çok şey var. Ne yatacak yerimiz ne de yiyeceğimiz var. Bering 4 yıldır yolda ama hala okyanusa varamadı. Bu seferi bize tam bir servete mal oldu. Karşılığında bize ne verdi peki? Ona güvenmek gerek. Bu çok zor bir keşif seferi. Günaydın beyler. Benim adım George Steller. Ben hem doğacı hem de tıp bilimciyim. Bering'in keşif seferine kesinlikle katılmam gerekiyor. Bu şimdiye kadar kimsenin yapamadığı harika bir keşif seferi. Kaçırılmaması gereken bir sefer. Ama onlar uzaktalar. Hem de çok uzakta. Ben yine de katılacağım. Yalnız mı? Ama bu çok tehlikeli. Dinleyin beyler, işinize gerçekten çok yarayabilirim. Yeter ki bana da yetki verilsin. O kadar ısrar ediyorsanız ama sorumluluk sizin.
Aa, ne oluyor? Yüzbaşı Bering burada mı? Hayır, İrkutsk'a gitmek için Yakutsk'tan ayrıldı. Yüzbaşı Bering burada mı? Hayır, Otaçka gitmek için Yakutsk'tan ayrıldı. Teğmen Kitrov, bu bisküviler bize bir yıl dayanmalı. Onları Kamçatka'ya... Neydi o geminin adı? Umut. Umut gemisine götürün. Hemen dümeni sancağa kırın. Sancağı mı kaptan ama... Kitrov yine görünürde yok. Biz yine de yola çıkıyoruz Alexis. Petroplavsk'tan Kamçatka'ya. Kaptan Bering'i arıyorum. Kaptan Bering, Kamçatka'ya gitmek üzere. Hayır, olamaz. Ona katılmak istiyorsanız benimle Umut gemisine gelin. Bu gemi mi? Bu kadar geldikten sonra tamam, Umut'a gidelim. Kamçatka sahili pek uzak değil. Ya Bering? Oralarda, doğu sahilinde. Ben Saint-Pierre gemisinin kumandasını alıyorum. Alexis Saint-Paul'u al. Yola devam. Kaptan Bering. Ah oh, Kaptan Bering. Benim adım Steller. George Steller. Ben doğa ve tıp bilimciyim. 4 yıldır sizin peşinizden koşuyorum. Amirallik bana size eşlik etmem için görev verdi. Hiçbir şey göremiyorum. Bu. Amiralliğin mührü. İvan Kirilov tarafından imzalandı. Size gerçekten inanmak istiyorum. Gelmeniz iyi oldu. Zaten doktorumuz da hastalanmıştı. Hadi gidiyoruz. Kitrov siz de mi buradasınız? Doğru evet. Kuzeydoğu'ya. Yönümüz Amerika. Emrinizdeyiz kaptan. Onları gözden kaybettik. Nasıl olsa sonra buluruz birbirimizi Amerika'da. Neredeyiz kaptan? Hiçbir şey göremiyor. Amerika sahillerine yaklaşıyoruz. Bak Steller, işte Amerika. Merak ediyorum acaba burada kimse yaşıyor mudur? Ben gidip bakayım. George Steller, Alaska topraklarına ayak basan ilk Avrupalı olmuştu.
Kimse yok. Sanki hepsi kaçıp gitmiş. Ama bakın bir alakarga. Bu bir Amerikan alakargası. Sibirya'da böyle bir kuş yoktur. Burası kesinlikle Amerika. Bu da kuşkusuz Amerikan alakargası. Ayrıca Sibirya'da hiç bulunmayan bitkiler gördüm burada. Daha içerileri keşfetmek gerek. Çok riskli bir iş olur. Yiyeceğimiz çok az ve Kamçatka'dan epey uzaktayız. Geri dönmeliyiz. Ben dahil birçok adamımız hastalandı. İskorbit mi? Bu hastalığı iyileştirecek otlar var bende. En azından bir süre için. Rüzgar batıdan esiyor. Gemiyle volta vurmalıyız. Bu iş uzun sürecek. Suyumuz kalmadı ama bir adaya yaklaştık. Bir süre duralım. Güvenli bir koy bulmalıyız. Tamam, ben gidiyorum. Bu herif son sandalımızı da mahvetti. Kıyıya doğru gidelim. Beni ateşin yanına bırakıverin. Benim çok vaktim kalmadı. Beni iyi dinle genç dostum. Saint Pierre gemisini yıkıp yepyeni daha küçük bir gemi inşa etmeniz gerek. Tek çareniz bu. Tamam kaptan. Siz yeter ki dinlenin. Bakın, bir sürü göz, binlerce göz. Bunların burada ne işi var? İşte gittiler. Burası Tilki Adası. Hayır, burası Bering Adası. Kumandan kaptanımız öldü. Şimdi yapmamız gereken bu kışı burada geçirmek. İlk işimiz ava gitmek. Garip bir gemi. Kimin olabilir ki? Alexis, siz yaşıyorsunuz. Steller. Ya Kaptan Bering? O öldü. Öldüğü adaya onun adını verdik. Bering insanüstü bir iş başarmıştı. Uzun mesafeler aşmış, olağanüstü zor koşullarda görevini yapmaya çalışmıştı. Gittiği yerlerde köyler inşa etmiş, döküm evleri kurmuş, tarım ve hayvancılığı başlatmıştı. Alaska'yı keşfetmişti. Alaska bir Rus kolonisi olacaktı. Ama maestro, Alaska bugün Amerika'ya ait değil mi? Doğru. 100 yıl sonra Amerikalılar Alaska'yı satın alacaklar. Orada petrol ve altın bulacaklar. Ve bu onlar için çok verimli bir alışveriş olacak. Satın aldıkları fiyatın binlerce katını geri alacaklar.